Bugün duygu yüklü olmamak mümkün değil. Çok enteresan sahneler yaşadık. Herkesin gözü doldu. Aydın Bey, bu muhteşem buluşmayı nasıl adlandıralım? Torunlar buluşması mı? Halkların mübadillerin buluşması doğal olarak. Evet. Ama gerçekten duygu dolu sahnelerle karşılaştık. Arabadan inenleri, kucaklayanları gördüğümüzde yani gözlerimizin dolmaması mümkün değildi. Evet, bu hikayeyi senden şöyle bir dinleyelim Aydın Bey. Evet, tam bir yıl oldu bugün. Derneğimizi kurduk. Ama hep arkamızda güç hissettik. Yani mübadillerin gücünü, manevi gücünü, maddi gücünü. Biraz önce size de söyledim. Bu yola çıkınca hep iyi insanlarla karşılaştık. Yani bir yıl sonra şu anda halkların buluşması, mübadillerin buluşması. Söyleyecek kelime yok. Yaşamak lazım. Biz Akhisar'ın Kayalıoğlu mahallesindeyiz. Sakarya'da, Serdivan'da bir yıl önce kurulan, daha doğrusu bir yıl değil, daha önceydi zannediyorum. Mübadiller, Serdivan Mübadilleri Derneği. Bize derneğin kuruluş hikayesini ve bugüne kadar gelişini şöyle özetler misiniz? Derneğimizin kuruluşu, aslında derneğimizin altyapısı vardı. Şöyle bir şey, sosyal medya kanallarıyla bir oluşum vardı. Çeşitli illerden ortak bir sayfada buluşmuştuk. Sadece bize protokolü yerine getirmek, formatları yerine getirmek kalmıştı. Bizim yönetim kurulunu oluşturduk ama yönetim kurulunu bir mozaikten oluşturduk. Yani abilerimiz oldu başımızda ve bizim kendi işlerinde özellikleri olan gençlerimizi çeşitli sülalelerden bir mozaik oluşturarak derneğimizi kurduk. Derneğimizin kuruluşu zaten belliydi. Niyetimiz de belliydi. Yani 100 yıl olmuştu ve bizim birilerine STK olarak oluşmamız gerekiyordu. STK olarak sesimizi duyurmamız gerekiyordu. Bu kuruluşu olduktan sonra her şey 100 yılın içinde, yani 6 Mayıs etkinliğinde siz de vardınız. Aynı şekilde Kayalıoğlu'ndan Serdivan'a girişi siz gördünüz. Aynı sarılmayı, aynı duyguselini orada da yaşadık. Şimdi ise 4 otobüsle yaklaşık gördüğünüz gibi 200'ün üzerinde misafirle geldik buraya ve onların karşılamasını gördünüz. Bu duygu kelimelerle tarif edilmez. Bu duygu yaşamak lazım. Bu duyguyu, yani hiçbir şey, bütün çektiğimiz şu ana kadar zorluklar, ekonomik zorluk diyelim, her türlü zorluklar bu duyguyu hepsini unutturdu. Kesinlikle. Unutturdu. Allah bize bugünleri gösterdi. İnşallah dedelerimiz ruhu şad olur. İnşallah dedelerimizin bu çektiklerini biz bir araya getirip onlara, diğer gençlerimize, bundan sonraki nesillerimize aktarma fırsatı var. Bu fırsatı STK ile oluşturduk. İnşallah bu bayrağı bizler abilik yaptık. Şu anda başındayız işin ama bu bayrak ileriye daha da gidecek. Daha da ileriye gidecek. Şimdilik temsilcilikle başladık ama üyelerimiz burada hemen hemen eşit. Yani bunlar da bize sahip çıktılar. Burada dernek açılışında biraz sonra içerisinde göreceksiniz. Bizden fazla heyecanlılar. Kesinlikle. Özellikle Serdivan ve Kayalıoğlu mübadillerine burada çok teşekkür ederim. Bunun perde arkasında yüzlerce insan var. Maddi manevi hepsi arkamızdaydı. Bize sadece protokolü tamamlamak, formatları yerine getirmek kaldı. Biz de bunları yaptığımıza inanıyoruz. Daha iyi de olacak bundan sonra. Fazlasıyla yaptınız efendim. Aydın Bey'i en iyi anlayanlardan biriyim. Ben gerçi Makedonyalıyım ama aynı duyguları yaşayan insanlarız. Mübadillerin 100 yıl önce Serdivan'a, Türkiye'ye, çeşitli yerlere gelme zorluklarını çok iyi kestirebiliyorum. Ben de çünkü göçmen olarak 11 yaşında Makedonya'dan geldiğim için burada o ilk gelişimizin zorluklarını çok iyi biliyorum. Ama bugün çok şükür öyle bir dişlendik ki, öyle bir yerleştik ki artık her şeyimiz var. Malımız, mülkümüz, efendim doktorumuz, avukatımız, öğretmenimiz olmayanımız yok. Tabii ki bunlar artık Türkiye'de sıra
onları açtılar, buluşmaya getirdiler ve Aydın Bey'in bu muhteşem girişimleri sonucu kurulan dernekten sonra da gördüğünüz gibi Serdivan'la Akhisar'daki Kayalıoğlu Mahallesi'nde sıra buluşmaya gelmişti. Bu duygulu buluşmada da sizlere zaman zaman güçlükle anlatabildik. Aydın Bey, sizi tebrik ediyor, kutluyorum. Böyle bir oluşumu sağladığınız için tabii gelecekte yine temsilcilikler düşündüğünüzü biliyorum. Bu ilk ayak oldu. Evet. Devamı neresi olacak diye düşünüyorum. Bugün misafirlerimiz gelecek Şirince'den. Onlar da böyle bir talepleri oldu. Onlar da mübadil. Onlar da sosyal medyadan bizi takip ediyorlar. Eğer şartlarımızı konuşuruz ama biz her türlü desteğe hazırız. Yani bizim bir beklentimiz yok. Biz birlikte güçlüyüz. Biz olma bilinciyle çıktık. Takım olma ruhuyla çıktık. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle yönetim kurulumuza ve Serdivan Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan halkımıza ve Kayalı temsilci ve Kayalıoğlu Mahallesi mübadillerimize, ya inanın ya, bize sadece dedim ya abilik yapmak düştü. Bizler sadece protokolü tamamladık, formatları tamamladık ve arkamızda gördüğünüz mozaik meydana çıktı. Onlara çok teşekkür ederim. Özellikle yönetim kuruluna ve temsilci arkadaşlarıma. Biz de size teşekkür ediyoruz. Şimdi buranın temsilcisini alalım efendim. Teşekkürler. İki tane temsilcimiz var hocam. Gönülden kutluyorum tekrar. Sağ olun. Sağ olun.